Korda'nın hikayesi çok uzun olduğu için iki parça halinde yayınlamaya karar vermiştim. Sürekli ikinci part hakkında yorumlar geldi. Ben de videonun devamını yapmaya karar verdim. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz kartı tıklayarak o videoya gidebilir. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir de yorumlarda desteklerinizi belirtebilirsiniz. Gördüğünüz üzere sizin istekleriniz doğrultusunda videolar yapmaya çalışıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Korra ve Asami ruhlar dünyasından geri geldiklerinde Jinora ve Asami'nin babasının eski iş ortaklarından Kevim arasında bir tartışma olduğunu gördüler ve direkt dahil oldular buna. Ne olduğunu sorduklarında Jinora Kevim'in şehirdeki portalın etrafına bir eğlence parkı açmak istediğini söyledi. Kevim'e göre her insanın ruhlar dünyasına gitme hakkı vardı ve o da bunu yapmaya çalışıyordu. Korra burada cevap vermekte tereddütte kalırken Asami karşı çıktı. Ruhlar dünyasının kutsal bir yer olduğunu ve herkesin oraya girmemesi gerektiğini söyledi. Tartışma devam ederken daha önce gördüğümüz Kuvira Savaşı'nda dahil olmayı reddeden ejderha yılan balığı ruhu Korra'yı portala kapatması gerektiğini söyledi. Çünkü portal açık kaldığı sürede Keum gibi insanlar ondan kar etmeye çalışacaktı. Ama Korra portalın dengeyi sağlayacağını düşündüğü için bu isteği reddetti. Ruh onun kararına karşı çıkmayacağını söyledi fakat portalın güvenliğinden Korra sorumlu tutulacaktı. Ruh gittikten ve Keum'un davranışlarından sonra Korra avatar formuna girdi ve Keum'u oradan uzaklaştırdı. Avatar'ın bu zor görevinde suyunun kızı Opal, Korra'ya yeni hava olusun ona yardım edeceğini söyledi. Daha sonra geçici tahliye kampına giden Korra orada gayet güzel bir şekilde karşılandı. Asami'ye göre insanların Avatar'ı görmeye ihtiyacı vardı ve Tenzin Korra'yı insanlarla buluşmaya çağırdı. Tenzin ve Korra insanların içinden geçerlerken etrafları insanlar tarafından sarıldı ve sürekli Korra'dan bir şeyler istemeye başladılar. Korra burada yüksek bir yere çıkıp bir konuşma yaptı. Kuvira'nın yaptığı saldırının birçok şeyi değiştirdiğini ve bunun insanlara yeniden başlama şansı verdiğini düşündüğünü söyledi. Bir de burada Korra insanlara yeni evler vermek için çalışacaktı. Korra'nın bu konuşması insanlar tarafından çok beğenildi. Korra ve Tenzin Asami'nin yeni konut geliştirme projesini hazırladığı çadıra gittiler. Korra planı öğrendikten sonra şehirden para alabilmek için planı başkana anlatmalı gerektiğini söyledi. Zuli de toplantıyı ayarlayacağını söyledi. Toplantıda başkana planı anlattılar fakat başkan onları reddetti. Zuli ve Asami de planı başlatması için başkana para desteği yapacaklarını söylese de başkan kabul etmedi. Korra portalın bulunduğu arazinin Kayum'dan satın alınması gerektiğini söyledi. Böylece orayı bir ruh barınağına dönüştürebilirdi. Ancak başkan bunu da reddetti ve Korra'yı çok kızdırdı bir şekilde. Sinirlenen Korra'yı Asami dışarı çıkarttı ve bunu çözmek için bir yol bulacağını söyledi. Oradan ayrıldıklarında Korra ve Asami hava tapınağına gittiler ve orada Bolin ve Mako ile karşılaştılar. Uzun bir aradan sonra dörtlü yeniden yan yana gelmişti fakat Jinora'nın ruh yansıması tekniğiyle oraya çıkması dörtlünün muhabbetlerini yarıda kesmesine adın oldu. Çünkü ruh portalına bir saldırı vardı. Avatar ve arkadaşları uçan mizona bindiler ve ruh portalına olabildiğince hızlı bir şekilde uçtular. Ruh portalına saldıran kişiler üçlü tehdit grubuydu ve bunların lideri artık değişmişti. Korra bu grubu durdurmak için saldırmaya hazırdı fakat oraya vardıklarında portaldan dışarı çıkan sinirlenmiş ruhları gördü. Ruhlar insanlara saldırmaya niyetliydiler. Korra hemen ejderha yılan balığı ruhuna sakin olması gerektiğini söyledi. Eğer ruhlar insanlara saldırırlarsa olaylar daha da kötüye gidecekti. Ancak bu çabaları boşunaydı. Korra bir yandan ruhları sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da üşü tehdit grubuyla savaşıyordu. Dövüş bir şekilde bittikten sonra Korra bu grubu neden portala saldırdığını düşünüyordu. Çünkü bir türlü anlam veremedi bu duruma. Amaçları ne olabilirdi acaba? Ertesi sabah Korra yanına bazı hava bükücüleri alarak ruhların güvenliğini sağlamak için ruhlar dünyasına gittiler. Ruhlar dünyasına girdiklerinde Korra şok olmuştu. Çünkü portalı çevreleyen alandaki her şey yok edilmişti ve hiç ruh yoktu. Korra bu durumdan hiç hoşnut olmamıştı. Bu yıkımı ruhlar yapmıştı ve Jinora ruhların sadece ruhlar dünyasında bu kadar güçlü olabileceklerini söyledi. Kayı ruhların bunu neden yaptıklarını merak edip sorduğunda Korra ruhlar dünyasına giren insanlara bir uyarı olarak bunu yaptıklarını söyledi. İkili bunu konuşurken iki yerde duran ölü bir yaprağa dokunduğu anda oradan ruh sarmaşıkları yükseldi ve gruba saldırmaya başladı. Korra ateş bükerek Rus sarmaşını bir şekilde durdurdu ve oradan kurtulup şehre geri döndüklerinde Airoh'un ordusuyla portal'a geldiğini gördüler. Böyle bir hamlenin ruhları kızdıracağını düşünen Korra Airoh'a orduyu geri çekmesini söyledi. Ancak başkanın isteği üzerine vurduğu olan Ayroh bunu reddetti. Tenzin de Ayrohtan hava bükücülerin portal'ı gözetlemelerine izin vermesini istedi ama Ayroh bunu başkandan istemeleri gerektiğini söyledi. Korra başkanla görüşmeye gittiğinde asistanı başkanın meşgul olduğunu söyledi ve eğer başkanla görüşmek istiyorsa randevu alması gerekiyordu Korra'nın. Ama Korra bu sözlere sadece onun yanından geçerek karşılık verdi. Korra ve Tenzin başkanı orduyu geri çekmesini söyledi çünkü büyük bir krize yol açacaktı bu durum. Krizden daha çok savaşa. Başkan bu teklifi reddetti çünkü bunların sebebi olarak Korra'nın portalı açması olduğunu düşünüyordu ve bunu söyledi. Korra portalı isteyerek açmadığını, Kuvira'nın bir saldırısında kendisini savunduğunda ortaya çıkan enerji patlamasından dolayı portalın açıldığını söylese de Raiko'ya göre bu hamlesi birçok insanı evsiz bırakmıştı. Raiko, Korra sadece kendisini düşünerek hareket ettiği için bu olaylar olduğunu söyledi ona. Tenzin ve Asami bu sözlere çok tepki gösterdi. Çünkü onlara göre de Korra kendini düşünerek hareket etmiyordu. Birçok şey feda ediyordu. Ertesi akşam yemeğine Asami'nin gelmemesi üzerine ofisine gittiklerinde onun saldırıya uğradığını fark ettiler. Asami'ye saldıranlar üçlü tehdit grubuydu. Korra grubun liderinin ruhlar yüzünden mutasyona uğradığını ve intikam almak istediğini anladı. Üçlü tehdit grubu bu yüzden ruh portalına saldırıyormuş mantıksız olan her şey artık daha da mantıklı gelmeye başladı Korra. Ya. Korra lidere ruhun sadece kendisini savunduğunu söylese de fayda etmedi. Teslim olmasını söylese de Asami'yi kaçıran lider ona şartlar sundu. Eğer ona karşı bir saldırı olursa Asami ölecekti. Bu nedenle çetenin oradan gitmesine izin verildi. Daha sonra Asami'yi kurtarma operasyonunda çıkan dövüşte Korra Asami'nin bir hava gemisinde olduğunu fark etti. Uçan bizon yardımıyla gemiye çıkan Korra Asami'yi kurtardı. Ama bu kurtarma hiç kolay olmadı. Portala doğru uçan gemide çıkan kavgada gemi portalın yakınlarında bir yere düştü. Ejderha yılan balığı ruhu Korra'ya bunların olmasının suçlusunun Korra olduğunu ve portalı kapatması gerektiğini söyledi. Çünkü portal açık olduğu sürece oraya insanlar sürekli saldırılar yapacaktı. Dövüşü her ne kadar kazanmış olsalar da üçlü tehdit grubunun lideri kaçmıştı. Ama bir şekilde portalın güvenliğini sağlamıştı Korra. İleride Kuvira'nın yenilgisinin üçüncü ayından sonra Kuvira'nın mahkemesini izlemeye giden Korra mahkeme bittikten sonra Suyun ve Kuvira'nın tartıştıklarını gördü. İşte buradan sonra kötü haberi alacaktı Kora. Toprak Krallığındaki küçük bir ordunun komutanı olan Guan'ın Toprak Krallığında olacak olan seçimi sabote edeceğini öğrendiler. Guan'ın amacını öğrenmek için Kuvira'dan bilgi almak istediler ve Korra Kuvira ile konuşmak zorunda kaldı çünkü hiç kimse onun yaptıklarından sonra Kuvira ile konuşmak istemiyordu. Kuvira Guanı teslim olmaya ikna etmek için Korra'nın yanında gelmeyi teklif etti, ama Korra bunu reddetti çünkü bu onun alabileceği bir karar değildi. Korra Guanı Kuvira olmadan da yenebileceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Korra Kuvira'nın teklifini diğerlerine söylediğinde herkes ilk başta karşı çıktı. Bir şekilde Kuvira'nın değiştiğine inancı vardı. Korra'nın öyle hissediyordu ve en mantıklı çözüm yolunun bu olduğu kararını verdiler. Kuvira'nın geçici serbest kalma belgeleri imzalandıktan sonra Korona hapishaneden aldı ve diğerlerinin yanına götürdü. Sonunda Guan'ın ordusu geldiğinde herkes neredeyse hazırdı. Bu olayı hızlıca çözmek istiyorlardı. Kuvira Guan'ı amacından caydırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Korra Guan'a saldırıdan vazgeçmesini söyledi ve Guan oradan ayrıldı. Ama vazgeçmedi. Goa'nın elinde beyin yıkama teknolojisi vardı ve bunu kullanarak birçok insanı etkisi altına almayı planlıyordu. Goa'nın amacı insanları hür iradeleri olmaksızın onları yönetmekti ve bunu neredeyse başaracaktı. Uzun uğraşlar sonucu insanları hipnozdan çıkarmanın yolunu bulan Korra insanları bu durumdan kurtardı. Cumhuriyet şehrine geri döndüklerinde Korra Kuvira'nın duruşmalarına katıldı ve Kuvira'nın bütün suçlarını kabul ettiğini gördü. Bu Kuvira için büyük bir adımdı. Korra ona birçok şey için teşekkür etti. O sene Cumhuriyet şehri parkında Korra'nın kahramanlıklarını anmak için Korra heykeli dikildi ve parkın adı Avatar Korra Parkı olarak değiştirildi. Korra'nın hikayeleri şimdilik buraya kadar. Daha da çıkarsa videosunu yaparım. Şimdilik videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.